Ben de şeyi hatırlatarak işte Ali abiyle ikimizin çok sevdiği, muhtemelen sen de seviyorsun, Ferhan Şensoy'u da, Ferhan abiyi de hatırlayalım. O da kızlarından birisine Ferhan adını koydu. Diğerine de Derya adını koydular. Aslında bu Ferhan abiyi anmanın da tam zamanı. Ali abi, özlüyor musunuz Ferhan abiyi? Ben çok. Değil mi? Çok. Bugün daha çok ihtiyaç var herhalde. Çok müstesna bir adamdı. Bence de öyle. Evet, güzel bir giriş yaptık. Değerli insanlara. Ali abi, sizle başlayalım. Belki herkes bilmez ama sizin aynı zamanda devrim tarihi dersleri verdiğinizi de ben biliyorum. 19 Mayıs'ı konuşacağız. Türkiye'nin bu sürecine dair bir iki kelime etmemiz lazım. Siz çok sıkıntılı dönemleri bu ülkede yaşamış birisi olarak geldiğimiz nokta itibariyle halkın 19 Mayıs'a coşkuyla sahip çıkması, ama öte taraftan da Türkiye'nin demokrasisinin bu kadar örselenmiş olduğu bir dönemde örneğin umut taşıyor musunuz? Ne düşünüyorsunuz bugüne dair? İlk önce şunu söyleyeyim. Eğer Türkiye Rubikon'u atlatabilirse AKP Türkiye için bir güvence olmuştur. Yani laikliğin ne olduğunu Türkiye AKP sayesinde öğrenmiştir. Bağımsızlığın ne olduğunu AKP sayesinde öğrenmiştir. Ahlakın ne olduğunu AKP sayesinde öğrenmiştir. Bütün bunlar AKP olmayan ergi metoduyla bütün bunları Türk toplumuna göstermiştir. Ben umutluyum ama daha karanlık günlerde geçirebiliriz. Yani her türlü gelişmeye hazırlıklı olmak lazım. Ama Türkiye bu kadar 20 yıllık süre içinde Hitler 6 ayda olağanüstü yetkileri aldıktan sonra Almanya'yı teslim aldı. Türkiye 20 senedir sistematik olarak yürütülen bir kampanyaya, baskıya da direnebiliyor. Onun için ben Türkiye'nin teslim olmamışlığında bir umut olduğuna kanıyım. Yine bir Ali Sirmen zekası tersten bize gösterdi. Ersan, laiklik konusunda geçen sefer tam konuşamadık, ortam kalabalıktı. Şu meseleyi bir açalım demişti. Şunu sorayım, sözü bırakayım. Şu özgürlükçü laiklik meselesinin ben ne olduğunu tam bilmiyorum. Oradan başlayalım. Laiklik nedir? Özgürlükçü laiklik diye bir şey olabilir mi? Şimdi öncelikle laiklik benim tanımladığım biçimiyle en azından dinin devlet, siyaset, hukuk ve eğitim işlerine müdahale etmemesi, yani karışmaması, o alanları esir almaması ve bu koşulla devletin de kendi özgür iradesiyle dindar olmayı seçen vatandaşın dini inanç ve ibadet özgürlüğünü güvence altına alması veya dinsiz olmayı, ateist, agnostik ya da deist olmayı vesaire seçen vatandaşın da dünya görüşünü güvence altına alması, başka bir deyişle aslında dindarlarla dinsizlerin veya farklı mezheplerin, farklı dinlerin ve farklı mezheplerin ve farklı dünya görüşlerinin bir arada yaşayabilmesini sağlayan bir uzlaşma modeli. Yani öncelikle öyle tanımlayayım. Dolayısıyla yani özgürlükçü olan laiklik ve özgürlükçü olmayan laiklik diye bir şey olmaz. Çünkü laiklik zaten özgürlüğün ön koşullarından birisi. Elbette ki tek koşul değil ama laikliğin olmadığı yerde, her zaman söylüyorum, demokrasi değil, yani halkın egemenliği değil, teokrasi olur. Teokrasi de zaten din devleti demek, ya da gücünü halktan değil de dinden ve veya dini kurumlardan veya ruhban sınıfından alan bir düzen demek teokrasi. Dolayısıyla teokrasinin olduğu yerde, yani laikliğin olmadığı yerde ruhban sınıfının egemenliği olur, halkın egemenliği olmaz. Bugün de malum 19 Mayıs 1919'un yıl dönümü. Bu tabii ki Kurtuluş Savaşı'nın, yani emperyalist işgalci güçlerden vatanı kurtarma mücadelesinin başladığı tarih 19 Mayıs 1919. Fakat bunu sadece bir askeri zafere indirgeyemeyiz. Çünkü Atatürk bu mücadeleyi başlatırken bu savaşı kazanması durumunda kuracağı vatan ile ilgili tasarımlarını da yapmaya başlamıştı. Yani halk egemenliği kavramı aslında Atatürk'ün 1919'dan önce de üzerinde düşündüğü, gündeme getirdiği ve bu mücadele esnasında da sık sık vurguladığı bir konuydu. Dolayısıyla biz laiklik konusunu
bu Kurtuluş Savaşı'ndan emperyalizme karşı verilen cephedeki savaştan bağımsız olarak anlayamayız diye düşünüyorum. Şimdi Ali abi, bugün Sayın İçişleri Bakanı geçende de yaptığına benzer bir açıklamayı daha yaptı. Yani geçtiğimiz günlerde dedi ki Cumhuriyet Halk Partisi Atatürk'ün Cumhuriyet Halk Partisi değil, bugünkü Cumhuriyet Halk Partisi İsmet İnönü'nün Cumhuriyet Halk Partisi'dir dedi. Ve İsmet İnönü'ye ağır eleştirilerde bulundu. Size sormak isterim. Atatürk ile İsmet İnönü arasında bu kadar radikal fark var mıdır? Varsa nedir? Önce laiklik konusuna biz tekrar dönüp bir noktaya değinmek istiyorum. Buyurun. Örsen'in tanımını verdiği şekliyle laiklik, laikliğin pasif tanımıdır. Hı hı. Yani nötralite de dediğimiz dinlere, bütün dinlere eşit uzaklıkta bulunmak, aynı zamanda dinlerden herhangi birini yapmamak, öne çıkarmamak, inançlardan birini, hepsine eşit uzaklıkta bulunmak laikliğin bir tanımı. Devlet, din işleriyle devlet işlerini birbirine karıştırmamak laikliğin bir tanımı. Ama aynı zamanda laikliğin bir de aktif tanımı var. Laiklik, devlet kendi üzerine görev düştüğü zaman yerine getirecek. Yani dinlerin, inançlardan birinin, herhangi birinin veya herhangi bazılarının diğerlerine üstünlük sağlaması veyahut da görüşlerini empoze etmeye çalışması, yaşam biçimini dayatmaya çalışması üzerine devlet müdahale ederek duruma el koyup müdahalenin menini sağlamak zorundadır. Laikliğin bu tanımı bizde ihmal ediliyor. Ve onun için uzun zaman devlet mahalle baskısı şeklinde gelen laiklik karşıtı baskılara karşı seyirci kalarak laikliği pratikte işlemez hale getiriyorlar. Bunu da gözlerinden uzak tutmamak lazım. Şimdi AKP'nin İdeologlarından Hayrettin Karaman var. Hı hı. Alim. Hı hı. Ünlemli alim. Hayrettin Karaman 9 Kasım 2016 tarihinde Yeni Şafak gazetesinde yazdığı bir yazıda diyor ki nasıl olacak? Yani kızlarla erkekler aynı evde nikahlı olmadan yaşıyorlar. Buna karşı ne yapmak lazım? Ben size söyleyeyim diyor. Mahalle bunları uyaracak. Uyardığı zaman da mahalle baskısına karşı medyayı ve devleti yardıma çağıracaklar. O zaman devlet bu görevini safsaklayacak. Fazla tepki göstermeyecek. Ve böylelikle mahalle baskısı çoğunluğun iradesi olarak yaşama geçecek diyor. Yani devletin laiklik karşısındaki görüş dayatma, inanç dayatma girişimlerine karşı devletin seyirci kalması şeklinde laikliğin çiğnenmesini savunuyor. Bu Türkiye'de yapılan bir uygulamadır. Ve bu uygulama laikliği pratikte ortadan kaldırmaya yöneliktir. Bu tarafını da ihmal etmemek lazım. Laik devlet aynı zamanda müdahale eden devlettir. Yani sen bir pastanede bunlar yaşandı da onun için söylüyorum. Bir pastanede yan yana oturamazsınız ya birbirinize yakın oturmayın diye adamların eğer bir ahlaki bir şey yoksa bir engel yoksa laiklik inançlarınızdan dolayı müdahalede bulunmanız devlet buna engel olmuyorsa devlet laik bir devlet değildir. Eğer oruç tutmayanlara tebliğciler gelip de oruç tutmalarının iyi bir şey olmadığını tebliğ etmelerine devlet seyirci kalıyorsa bu laik devlet değildir. O bakımdan Türkiye'nin laiklik konusunda daha bundan önce de alması gereken yollar, mesafeler vardı. Bunları almadı. Özgürlükçü laiklik diye bir tanım olamaz. Laiklik özgürlüğün ta kendisidir. Din ve inanç özgürlüğü laikliktir. Laikliğin olmadığı yerde özgürlük yok demektir. Laiklik
Dine karşı herhangi bir baskı olduğu zaman da laikler buna müdahale etmekle mükelleftir. Ben laiklikten yana bir kişi olarak insanların dini inançlarına müdahale edildiği takdirde buna müdahale etmeyi vazife bilirim. Peki.